Olmazsa olmazı tabii ki boyoz. Boyozsuz bir Ege kahvaltısı düşünmemek imkansız diyelim. Düşünmek imkansız diyelim ve şimdi sizler için bir barkomuz var, bir fotoğrafımız var. Onu paylaşmak istiyoruz. İnsanoğlunun doğaya verdiği ve hayvanlara verdiği zararla ilgili bir barko. Pek çok fotoğrafta aslında bunu görebiliyoruz. Örneğin burada bir leylek var ve poşet üstüne geçmiş durumda, bunu görebiliyoruz. Hemen yanında bir deniz kaplumbağası var ve bırakılan ağlar sonucu, ipler sonucu, insanoğlunun bu umursamaz tavrı sonucu deniz kaplumbağası ağlara sarılmış ve ondan kurtulmaya çalışıyor diyelim. Hemen diğer başlıklara dönüyoruz. Poşetin içinde balıklar görüyoruz burada. Bir fok balığı görüyoruz, bırakılan kablolar sonucu boynu yaralanmış ve boynu kesilmiş ve bizleri hepsi çok etkileyici fotoğraflar bunlar kuşkusuz. Ancak en çok etkileyenlerden biri de işte bu fotoğraf. Bir yavru kuş bu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir doğa fotoğrafçısı tarafından çekildi bu fotoğraf. Ve annesi sigara izmaritini yavrusuna yiyecek olarak götürdü. Genelde kuşlar arasında bu karıştırılabiliyor, yiyecekler ve sigara izmaritleri. Ve fotoğrafçı da bunu lütfen izmaritlerinizi sağa sola bırakmayın, lütfen çöpe atın şeklinde paylaştı. Maalesef diyelim, insan eliyle doğaya nasıl zarar verildiğinin açıkça kanıtı aslında bu fotoğraflar. Geçtiğimiz günlerde de hatırlarsanız bir balinanın, ölen bir balinanın karnından kilolarca plastik atık çıkmıştı. Çok kötü manzaralar ve çok üzücü, maalesef doğaya verdiğimiz zarar ortada diyoruz. Umarız bundan sonra bunlar olmaz ve daha bilinçli oluruz diyelim. Şimdi sıfır atık projesi var, biliyorsunuz. Başkan Erdoğan ve Eşi Emin Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan bir kampanya, sıfır atık projesi, sıfır atık kampanyası. Gelin bu kampanyanın detaylarını hep birlikte izleyelim, ancak sonrasında bir yere ayrılmıyoruz. Çünkü 9 dilimiyle stüdyo konuklarımızla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eriyen buzullar, yok olan ormanlar, değişen iklim koşulları, çevre kirliliği dünyayı tehdit ediyor. Dünyamız sanayi öncesi döneme göre bir derece ısındı. Bu ısınma sonucu iklimde büyük değişiklikler oldu. Deniz seviyesi yükseldi, buzullar erimeye başladı. Sera gazı emisyonları bu şekilde devam ederse, küresel ısınmanın 2050'lerde 1,5 derece sınırını aşması bekleniyor. 18. yüzyıldan itibaren sanayileşmenin hız kazanması, kentlerin büyümesi ve sermaye birikimiyle birlikte yeni bir yaşam tarzı doğdu. Kaynaklar sınırlı, doğru. Dünyanın kaynaklarının bir sınırı var. Ama bu kaynakları kullanacak insanın aslında sınırsız bir kendi içinde algısı, bakış açısı geliştirilebilir ve böylece de aslında gezegenimizin kaynaklarını en verimli şekilde kullanabiliriz. İngiltere'den başlayıp tüm dünyaya yayılan bu yeni dönem, teknolojinin gelişmesiyle baş döndürücü bir hal aldı. Bu ilerleme çevrenin de aynı oranda zarar görmesine neden oldu. 7 milyar nüfusu çoktan geçtik. Bütün bu artan insan nüfusuyla birlikte bunların doğru bir şekilde doğru kaynaklara ulaşabilmesi, besinlere ulaşabilmesi, efendim bu kaynaklarla dünya üzerinde huzurlu, mutlu bir hayat yaşayabilmesi için kaynakları hem adaletli dağıtmalı hem de bunların bizden sonraki nesillere de devam edebilmesini sağlayacak hem yapıları oluşturmalı hem de o bilinci oluşturmalıyız. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki çevre kirliliği dünyada savaş, tüberküloz, AIDS hastalığı ve diğer bir takım hastalıklardan daha fazla ölüme yol açmaktadır. Yani çevre kirliliği şu an günümüzde aslında en önemli sağlık sorunudur. İnsanlık 1900'lü yılların başında yeni ve belki de en büyük imtihanlarından biriyle karşı karşıyaydı. Kapitalizm hızla büyüyor, kaynaklar tüketiliyor ama çevre göz ardı ediliyordu. Misafiri olduğumuz yeryüzünü bize emanet edildiği şekliyle bizden sonrakilere bırakmak hepimizin temel sorumluluğudur. Ne yazık ki modern insan kendini doğanın hakimi zannediyor. Oysa bizler doğanın sadece bir parçasıyız. Doğa biz olmadan hayatiyetini sürdürebilir, fakat biz
tabiat olmadan yaşayamayız. İkinci Dünya Savaşı sırasında ham madde kıtlığının yaşanması, geri dönüştürülebilir kaynakların da gündeme gelmesine neden oldu. Doğa ve büyüme arasındaki ilişki ve geri dönüşüm yıllar boyunca tartışıldı. Bir pil yaklaşık 4 metreküp toprağı zaman içerisinde zarara uğratıp yani kirliliğe yol açıyor. Bunu sadece tek olarak hani toprak anlamında düşünmeyin. O toprakta yaşayan canlılar, o toprağa temas eden insanlar da düşünün. 1972 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Bildirgesi yeni bir dönemin de kapılarını araladı. Dünya artık yeni bir sınavla karşı karşıyaydı. Sürdürülebilir kalkınma. Yani ekonomi büyümeye devam ederken doğanın da korunması önemliydi. Ne kadar hayata geçebildiği tartışma konusu oldu hep. Çünkü doğada oluşan tahribatın büyüklüğü her geçen gün artmaya devam ediyordu. Bugün içinde yaşadığımız çağ için sıklıkla bilgi çağı ya da teknoloji çağı diyoruz. Fakat üzülerek söylüyorum ki bizler aslında plastik çağını yaşıyoruz. Yapılan bir araştırmaya göre dünyada bir yılda üretilen plastik miktarı 300 milyon tonu buluyor ve bu rakam gün geçtikçe daha da artıyor. Biliyoruz ki 5 yaş altındaki çocukların dünyada 1 milyon 700 bin kişisi çevre kirliliğinden olumsuz etkilemekte ve yaşamını kaybetmektedir. İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu büyük tehdide karşı Türkiye'de harekete geçti. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde sıfır atık projesi başlatıldı. What do we have to do to create a more beautiful and clean world for future generations? How aware are we about environmental pollution? Peki neydi bu sıfır atık projesi? Kaynakları verimli kullanmak. Diğer adıyla israf etmemek. Başka ne yapmak? Başka bunu açtığımız zaman gereksiz kaynak kullanmamak. Yani gerekmiyorsa tüketmemek. Gerekmiyorsa atık oluşturmamak. Eğer çok gerekliyse oluşan bu atığı tekrar geri dönüştürüp bir daha kullanmak, ekonomiye, efendim hayata tekrar katmak. Hem geri dönüşüm atığını ayırdığınızda hem çöp içerisindeki miktarı azaltmış oluyorsunuz, yani miktar olarak azaltmış oluyorsunuz, hem de ayırdığınız ambalaj atığı veya geri kazanma mümkün atıkları geri dönüştürerek ekonomiye büyük ölçüde katkı sağlıyorsunuz. Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan sıfır atık projesine 18 binden fazla kamu kuruluşu destek verdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden meclise kadar pek çok noktaya geri dönüşüm konteynerleri yerleştirildi. Avrupa Birliği ülkelerinde geri dönüşüm oranı %46 seviyesinde ancak Türkiye'de bu oran yalnızca %13. 2023 hedefleri kapsamında geri dönüşüm oranını %35'e çıkması planlanıyor. Bir tarafta hızlı sanayileşmeye çalışırken çevreyi tamamen unutmuş, kenara atmış, kaynakları israf etmiş ülkeler var. Türkiye bu anlamda dünya çapında ortalarda bir yerde. İş yerlerinden, kamu kurumlarından, okullardan, alışveriş merkezi ve noktasal olarak atığın çıkabileceği her yerden topladığımız atıkları buraya getiriyoruz. Burada atıklar kendi cinslerine göre sınıflara ayrılıyor. Öncelikle hacmi büyük olan yüksek hacimli atıklar belli bir ön ayrışıma tabi oluyor. Ön ayrışımdan sonra evlerden ve okullardan daha çok içeriği böyle küçük olan hacimli atıkları ayrıştırmak üzere bant sistemine taşıyoruz. Ekim 2017'den beri tam 126 ton kağıt ve kartonun geri kazanımı sağlandı. Geri dönüşümün esası atıkların ayrıştırılmasında yatıyor. Çünkü ayrım yapılmadan çöpe atılan her ürün geleceğe de zarar veriyor. Hem geri dönüşüm atığını ayırdığınızda hem çöp içerisindeki miktarı azaltmış oluyorsunuz. Yani miktar olarak azaltmış oluyorsunuz. Hem de ayırdığınız ambalaj atığı veya geri kazanımı mümkün atıkları geri dönüştürerek ekonomiye büyük ölçüde katkı sağlıyorsunuz. Çöpe karıştırmadan ayrılması da bu işin asıl temelini oluşturuyor. Çöpe çünkü atılan atığın içerisinden çöp seçildiği zaman onun üzerinde kirlilik adına, yük adına herhangi bir hani problem oluşturacak parametreler doğurmuş oluyor. O da geri dönüşüm sürecinde problem çıkarmaya başlıyor. Aslında sağlıklı oluşumu sağlamak için ayrıştırma tesisi şart. Bir petrol doğal kaynağımız yok. Ama petrolümüz yok. Bu yüzden olmadığı için de veya doğal gazımız yok. Artık plastik çoğunlukla doğal gazdan yapılıyor. Biz bu malzemeleri bunların olduğu ülkelerden ithal etmek zorundayız. Türkiye'nin kıymetli kazandığı gelirlerini, dövizlerini yurt dışına gönderiyoruz. Halbuki biz
bu daha önce Türkiye'de kullanılmış plastikleri de düzgün bir şekilde geri dönüştürüp tekrar ekonomiye katarsak hem çevremiz adına çok güzel bir iş yapacağız, çevremizin korunması, bir sonraki nesillere düzgün bir ortam bırakılması, diğer taraftan da ülke ekonomimizin kaybettiği yurt dışına dövizleri tamamen yurt içinde tutacağız ve dış ticaret açığımızın da azalmasına fayda verir. Sıfır atık kapsamında şu ana kadar yapılan çalışmalarda 807 kWh enerjinin ve 3528 metreküp suyun tasarrufu sağlandı. Dünya Bankası raporlarına göre yılda 1.3 milyar ton evsel atık miktarının 2025 yılında 2.2 milyar tona ulaşması beklenmektedir. Dünya atığın %52'sini depolamaktadır. Yine aynı rapora göre bu alanda yapılan yıllık harcama şu an itibariyle 205 milyar dolar, 2025 yılında ise yaklaşık 375 milyar dolara gelecektir. 9000 ton plastik atık geri dönüşümü sağlandı tesisimizde. Bu da 129 bin megawatt enerji demek. Bu tesisin kurulduğundan bu yana olan bir istatistik veri. Yani elektrik yönünden de, ham madde tasarrufu yönünden de tesislerin önemi çok büyük. Kağıt, plastik, cam ya da karton. Hepsi geri dönüşümü yapılabilir ürünler. Sıfır atık projesiyle yaklaşık 9 ton cam atık ve 11,5 ton metal atığın dönüşümü sağlandı. Üretimde kullanılacak 25 ton ham maddeden tasarruf edildi. Dolayısıyla hem kalkınacağız hem de çevreye zarar vermeyeceğiz. Bir denge, bir uyum içinde götüreceğiz. Şimdi bunun altyapısını kuracak bir noktaya geldik. İşte bunu da bu tür projelerle artık somutlaştırmamız gerekiyor. Geri dönüşümle hayata geçirip hayatımızda bu iki hem kalkınmayı hem çevreyi bir arada uyumlu götürmemiz lazım. Sadece kara ya da hava değil, denizler de tehdit altında. Korkutucu bir başka rakam. Her yıl denizlere tam 8 milyon ton plastik atılıyor. Yani denizlere atılan çöplerin %70'inden fazlasını plastik oluşturuyor. Hemen belirtelim. Bir plastiğin denizde çözülme süreci tam 450 yılı buluyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre denizlerdeki çöplerin yalnızca %15'i deniz yüzeyinde bulunuyor. Bu çöplerin %70'i deniz yatağında ve dipteki doğal hayata telafisi çok zor zararlar veriyorlar. Türler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya geliyor. Ekosistem büyük yaralar alıyor. Gezegenimizin oksijeninin %50 ile %70'lik kısmını denizaltı ormanları planktonları üretiyor. Ancak kirlilik öyle bir boyuta ulaşmış durumda ki tahminlere göre 2050 yılına gelindiği zaman okyanuslarda balıklardan çok çöpler olacak. Atıklar yalnızca denizleri kirletmekle kalmıyor. Besin zincirinin de bir parçası haline geliyor. Plastikleri yiyecek zannederek yutan balıklarla bu kirlilik insan sağlığını da tehdit ediyor. Yine okyanuslarda balinaların karnında birçok sayıda poşetler bulunmuştur. Maalesef poşet bildiğiniz gibi kimyasal maddeden oluşmakta ve biz kimyasal maddeleri yemekteyiz. Balık yerken balık yediğimizi sanıyoruz ama onunla beraber kimyasal artıklar, civa, diğer bir takım metalleri almaktayız.